Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size TYT Biyoloji Çalışma Programı veriyorum. Tabii ki bunu şimdiki sınava hazırlananlar için değil, 2022 ve sonrasında sınava hazırlananlar için vermek istiyorum. Biz 5 haftada TYT Biyoloji'yi bitirmeyi hedefliyoruz sıkı bir çalışmayla. Nasıl çalışma olacak? Her güne biyoloji yazacaksınız arkadaşlar. Ben direkt saat olarak vermedim. Sadece size gün olarak verdim. Günlerinizi kendiniz, saatlerinizi kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ben günde çalışmanız gereken soruları verdim. Konuları verdim. Siz sadece saatini ayarlayacaksınız. Sabah saatleri yapabilirsiniz, akşam saatleri yapabilirsiniz. Mutlaka ders çalışırken şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sayısal dersler arasında bir sözel ders sıkıştırın arkadaşlar. Ki biyoloji zaten sayısalın sözeli biliyorsunuz. O yüzden rahatlıkla matematik, geometri arasında, matematik, fizik arasında sıkıştırabilirsiniz. Şimdi bakıyorum birinci haftada ne yapıyoruz? Bakın pazartesiden itibaren başladık. Pazartesi günü canlıların ortak özelliklerini çalışıyoruz. Canlıların ortak özellikleri zaten çok uzun bir konu değil. Konuyu çalıştıktan sonra soru çözüyoruz. Ben buraya 100 soru yazdım ama sanırım biraz fazla yazmışım arkadaşlar. Siz en az 30 olacak şekilde 50'ye 60'a kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde bulunan kitaplardan ya da olmadı internetten mutlaka canlıların ortak özellikleriyle ilgili soru çözüyorsunuz. Daha sonra geliyorum. İnorganik bileşiklere, bakın salıya geçtik. Salı günü canlıların temel bileşenlerine başlıyoruz. İnorganik bileşikler ve karbonhidratlara çalışıyoruz. Bunların ikisinden de birlikte yine 50 soru çözüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi soru sayısını kendinize göre ayarlayın. Elinizde bulunan soruya göre. Ama dediğim gibi en az 30 tane soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çarşamba günü yağlara çalışıyoruz. Yine 50 soru yazdım ama yağlarla ilgili 50 tane soru bulamazsanız 30 tane, 20 tane kabulümüzdür. Proteinlere geçiyoruz perşembe günü. Yine aynı şekilde 50 soru yazdım. Soru sayısını kendiniz ayarlayın. Cuma günü enzimler. Bakın enzimler çok önemlidir. Bu yüzden enzimlerle ilgili en az 50 soru çözerseniz çok çok iyi olur. Çünkü enzimler çok çıkabilen bir konudur arkadaşlar. Oldukça önemli bir konudur. Gelelim vitaminlere. Vitaminler ve ATP'yi çalışıyorsunuz cumartesi günü ve ikisinden yine 50 tane soru çözüyorsunuz. Dediğim gibi ayarlayabilirsiniz siz kendiniz. Pazar gününe geliyoruz. Nükleik asitleri çalışıyoruz ve daha sonra bunlarla ilgili de yine bir 50-40 soru çözüyoruz. Ve biz canlıların ortak özellikleriyle canlıların temel bileşenleri ünitesini bitirmiş oluyoruz bir hafta içerisinde. Peki sonra ne yapacağız? Sonraki 2 gün. Bakın sonraki 2 gün yani bir sonraki pazartesi ve salı günü genel bir konu tekrarı yapmak amacıyla MEB kazanım testlerini çözüyoruz arkadaşlar. MEB kazanım testlerini ikiye bölün. Bir kısmını pazartesi günü bir kısmını da salı günü çözün. Daha sonra yanlışlarınıza mutlaka bakın ve eksik konularınızı görün. Aynı gün içerisinde bu eksik konuları tekrar etmeyi unutmayın. Şöyle de yapabilirsiniz. MEB kazanım testlerini tekrar etmeden önce yani çözmeden önce kısa bir konu tekrarı yapıp daha sonra bu testleri çözebilirsiniz. En azından dediğim gibi konunun aklında kalıp kalmadığına bakıp ona göre hareket edebilirsiniz. Evet, bundan sonra geçiyoruz ikinci haftanın çarşambasına. Hücre teorisi ve hücre zarının yapısına çalışıyoruz arkadaşlar. Kısa konulardır, hemen bitirirsiniz. Ben bilerek hani birazcık esneterek yaptım çok fazla sizi sıkmamak için. Perşembeye geliyoruz. Perşembe günü hücre zarından madde geçişleri. Madde geçişleri çok önemlidir, mutlaka sorulur arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra, çalıştıktan sonra bakın. Şu konu hücre teorisi, hücre zarının yapısı ve hücre zarından madde geçişleriyle ilgili toplam 50 tane soru çözüyorsunuz. İkisinden sadece arkadaşlar toplam 50 tane soru çözüyorsunuz. Geliyoruz Cuma'ya. Cuma günü organeller. Organellerin tamamını işliyorsunuz burada ve yine bunlarla ilgili bulabiliyorsanız 50 tane soru çözüyorsunuz. Cumartesi'ye geldik. Çekirdek ve hücre iskeleti elemanları. Bunlar da oldukça kısa konulardır. Hani çabucak çalışabilirsiniz. 50 soru yazdım ama dediğim gibi siz işte 30, 40 veya bu konu birazcık kısa olduğu için 20 tane soru çözebilirsiniz. Hücreyi de böylece bitirmiş olduk. Peki pazar günü ne yapıyoruz? Pazar günü hücreyi genel bir tekrar ediyoruz. Daha sonra MEB kazanım testlerine çalışıyoruz arkadaşlar. Bunları çözüyoruz. Eksik kaldığımız yerleri görüyoruz. Burada organellerde özellikle mitokondri ve kloroplastı çok çok iyi çalışın. Çünkü onlar ileride de
AYT'de de işimize yarayacak, oldukça önemli. Hücreyi bitirdik bakın. Pazar günü MEP kazanım testlerini çözdük. Pazartesi günü de hücreyle ilgili MEP kazanım testleri çözüyorsunuz. Diyelim ki MEP kazanım testlerini hepsini bir günde bitirdiniz. İşte pazar günü hepsini çözdünüz. Pazartesiye ne kaldı? Test kalmadı. O zaman elinizde bulunan kitaplardan veya internetten yine hücreyle ilgili genel bir tekrar yapıp soru çözümü yapabilirsiniz. Gelelim 3. haftanın salı gününe. Sınıflandırmanın girişi. Hani var ya bu türün isimlendirilmesi, işte basamaklar falan, işte türden aleme doğru gidildikçe değişen özellikler, yapay sınıflandırma, doğal sınıflandırma. İşte bunlar sınıflandırmanın giriş kısmıdır. Bu giriş kısmına çalışıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bakteriler ve arkelere çalışıyorsunuz. Bunlar prokaryot canlılardır. Bu prokaryot canlılar ile sınıflandırmanın girişinden toplam 50 tane soru çözüyorsunuz. Zaten bakterilerle ilgili bol soru bulursunuz. Şu ikisini de yine en az 10 tane soru bulabilirsiniz. Gelelim protista ve mantarlara. Perşembe günü protista ve mantarlara çalışıp her ikisinden 50 soru bulamasanız bile en az 30 soru bulursunuz arkadaşlar. Soru çözümü yapıyorsunuz. Benim amacım şudur. Konuyu çalıştıktan sonra hemen soru çözün ki konuyu anlayıp anlamadığınızı kavrayın arkadaşlar. Yoksa öbür türlü ya çalıştım işte tamam konu bitti diye geçmeyin. Soru çözerek konuyu anlayıp anlamadığınızı kavrarsınız. Bu yüzden önemlidir. Geçiyorum sonra cuma gününe. Cuma günü bitkilere çalışıyorsunuz. Bitkilerin sınıflandırılması bu arada. Hani bizim normal 12. sınıfta olan bitkilerle karıştırmayın. Bitkilerin sınıflandırılması. Bunlarla ilgili belki 50 soru bulamayabilirsiniz ama yine 20 tane soru bulursunuz. Sonra omurgasız hayvanlara çalışıyorsunuz cumartesi günü. Pazar günü de omurgalı hayvanlara çalışıyorsunuz. Özellikle omurgalı hayvanlar çok önemlidir. Bunlarla ilgili en az 50 tane soru çözmenizi öneriyorum. Geliyorum 4. haftaya bakın. 4. haftaya geçtik. Sınıflandırma konusunu bitirmiş olduk. Sınıflandırma konusundan arkadaşlar 2 gün boyunca MEP kazanım testlerini çözüyorsunuz. Önce bir genel tekrar yapacaksınız sınıflandırma ile ilgili. Daha sonra ise MEP kazanım testlerini çözeceksiniz. Peki geldik 4. haftanın çarşambasına. Ne yapıyoruz bugün? Mitoz bölünme ile ilgili mitoz bölünmeyi çalışıyorsunuz ve bulabildiğiniz tüm soruları çözüyorsunuz arkadaşlar mitoz bölünmede. Daha sonra eşeysiz üreme biliyorsunuz mitoza bağlıdır eşeysiz üreme. Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer ki aynı gün hem mitozu hem eşeysiz üremeyi çalışabiliyorsanız ikisini birlikte çalışın. Daha sonra ikisinden de şöyle bir güzel bir soru çözümü yapın. İşte ertesi günü eşeysiz üreme kısmı boş kaldığı zaman bir genel tekrar yapabilirsiniz veya o gün kendinize tatil yapabilirsiniz. Yani bu tür şeyleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Geliyoruz cuma gününe. Mayoz ve eşeğil üreme. İkisini birlikte yazsın. Çünkü eşeğil üremenin o büyük olan kısmı insan üreme sistemi 11. sınıfa aktarıldığı için burada çok büyük bir kısım yok. Hani 1-2 paragraflık bir konu var. Mayoz ve eşeğil üremeye çalışıp yine 50 tane soru çözüyoruz. Dediğim gibi soru sayısını kendiniz belirleyin. 30'dan az olmamak kaydıyla arkadaşlar bir konu için. Eğer ki konu çok kısaysa 20'ye kadar düşürebilirsiniz. Ama ben en az 30 tane soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Soru çözerken ilk başlarda diyelim ki 1. testi çözüyorsunuz. Defterdeki notlarınıza bakabilirsiniz. Hani bakarak yapmak bir nevi akılda kalıcılığı artırabilir. Ama sonraki testleri kendi başınıza çözmeye çalışın. Anlayıp anlamadığınızı daha iyi kavrarsınız. Sonra mitoz ve eşeğil üreme, mayoz ve eşeğil üremeyi bitirdik. Peki ne yapacağız? Şimdi bunların hepsinden MEP kazanım testlerini çözeceğiz. Arkadaşlar yine MEP kazanım testlerini çözmeden önce genel bir tekrar yapıyorsunuz. Daha sonra ise bu testleri çözüyorsunuz. Gelelim son haftamıza. Son haftaya ne kaldı? Kalıtım kaldı. Zaten son konumuz. Bir de ekoloji. Ben ekolojiyi yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O zaman buraya hemen ayarlayalım. Kalıtımla ilgili genel kavramları çözüyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Monohibrit ve dihibrit çaprazlamaya çalışıyorsunuz. Ve bunlarla ilgili genellikle soru bulamayabilirsiniz. Ama monohibrit, dihibrit çaprazlamadan yine bir 15-20 tane soru bulursunuz. O yüzden sorunuzu çözün. Daha sonra kan gruplarına geldik. Kan gruplarına çalışıp yine bunlarla ilgili 20 tane 30 tane soru çözüyoruz. Eşeğe bağlı kalıtıma geliyoruz arkadaşlar. X'e Y'ye bağlı olan kalıtım. Bunlarla ilgili de çalıştıktan sonra bir 30 veya işte 50 tane soru çözüyoruz. Sonra kalıtımla ilgili MEP kazanım testlerini çalışıyoruz.
ve bunlarla ilgili soru çözüyoruz. Şimdi ben ekoloji yazmayı unutmuşum buraya. Hemen şu TT deneme kısmını sileyim. Buraya arkadaşlar yazacağım. Ekoloji yazacağım bakın. Ekoloji. Ekoloji konusuna çalışıp artı bununla ilgili 50 tane soru çözün. 50 tane soru. Ertesi gün ise ne yapacağız? Bak yine şuradaki TT denemesini sileyim. Şu TT denemesini silelim. Buraya da MEP kazanım testleri yazalım arkadaşlar. Ekoloji ile ilgili MEP kazanım testlerini bulabilirsiniz. MEP kazanım testleri. Şimdi sınava hazırlanan öğrenciler için ben bunu söylüyorum. Ekoloji biliyorsunuz ikiye ayrıldı. 11. sınıf ekolojisi ve 10. sınıf ekolojisi var. TYT'de 10. sınıf ekolojisi bizim için geçerlidir. AYT'de ise 11. sınıf ekolojisi. Çalışırken şöyle yapın. Ekolojiyi birlikte çalışmanızı tavsiye ederim. Zaten kaynaklarda da genelde birlikte veriliyor. Birlikte çalışırsanız daha iyi bir şekilde kavramış olursunuz. Ama hocam ben işte 10. sınıfı ayrı çalışacağım, 11. sınıfı ayrı çalışacağım derseniz o konunun karar size kalmış bir şeydir. O yüzden ben şöyle diyorum. Ekolojiyle ilgili konunuzu çalışıyorsunuz. 50 tane soru çözüyorsunuz. Daha sonra MEP kazanım testlerini çözüyorsunuz. Daha sonra ne yapıyoruz peki? Artık biz 5 haftada bakın 1,5 ay bile değil 5 haftada TYT'yi bitirmiş olduk. Bundan sonra artık öyle kalacağız mı? Hayır, ne yapacağız? Deneme çözeceğiz. TYT biyoloji denemeleri çözeceksiniz arkadaşlar. İnternetten çözebilirsiniz, kendiniz alıp çözebilirsiniz ya da elinize bir tane kitap alırsınız, çözülmemiş bir kitap. Bu kitaptan genel tekrar amacıyla testlerini çözebilirsiniz arkadaşlar. Soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Böylece TYT çalışma programını anlatmış oldum. Sizler de inşallah bu programa uyarsanız güzel bir sonuç alacağınızı umuyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda AYT ile ilgili çalışma videosunu anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.